Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Evet, bugün sizlere çok güzel iki ana yemek tarifi vermek istiyorum. Herkesin evinde yapacağı, daha doğrusu herkesin evinde yaptığı, benim de devamlı yaptığım bu tarifi kanalımızda paylaşmak istedim. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Bugün sizler için çok lezzetli tas kebabı ve yanında pirinç pilavı tarifini vereceğim arkadaşlar. Lezzetine doyum olmayan harika bir tarif. Benim eşim çok seviyor. O yüzden devamlı yaptığım tariflerden bir tanesidir. Yanında ise böyle tane tane ayrılan harika bir pirinç pilavı tarifim var. Yeni evli çiftlerimiz eminim ki bu tarifi çok sevecekler. Çünkü genelde bu tarif sıkça yapılan bir tariftir. O yüzden tarifimizin malzemelerine geçelim. Sonrasında yapılışını anlatacağım. Evet arkadaşlar, bize gerekenler 1 kilo kuşbaşı doğranmış et, sonra 2 tane küp küp doğranmış kuru soğan, 3-4 tane küp küp doğranmış patates, sonra 2 tane yine küp küp doğranmış domates, 4-5 tane ince kıyılmış sivri biber, sonra 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Görmüş olduğunuz gibi 2-3 tane rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça ve yine 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı. Tenceremizin içine küp küp doğranmış kuşbaşı etimizi alalım, karıştıralım. Sonra etimiz kendi suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirmeye bırakalım. Tabii ki o böyle fokur fokur kaynadıktan sonra ocağın altını azaltıyoruz arkadaşlar. Kısık ayarda yarım saat kadar böyle demlenmeye bırakıyoruz. Yavaş yavaş et lokum gibi olana kadar pişiyor. Piştikten sonra içine tereyağımızı atalım. Tereyağımız ile etimizi yine güzelce bir kavuralım. Etimiz lokum gibi piştikten sonra içine sırasıyla kuru soğanımızı, sivri biberimizi, domatesimizi ve rendelediğimiz sarımsağımızı katalım. Karıştırarak pişmeye bırakalım. Son olarak tas kebabımızın içine salçamızı ve baharatlarımızı ekleyip karıştıralım. Sonrasında küp küp doğradığımız patatesimizi katalım. Biraz karıştıralım. Kaynamış su ilave edelim. Tenceremizin ağzını kapatıp kısık ayarda 15-20 dakika kadar pişirelim. Patatesler pişene kadar pişirmemiz lazım. Yani patatesler çok fazla ezilmesin için de hafif diri kalması daha güzel oluyor. O yüzden arada kontrol etmeyi unutmayınız. Tas kebabımız pişerken gelin bizler de pirinç pilavımızı yapalım. Derince bir kasemizin içine pirinçlerimizi ve suyumuzu ilave edelim. Sonra tuzumuzu da ilave edelim. 15-20 dakika kadar pirinçler nişastasını iyice salana kadar bekletelim. Nişastasını iyice salmış pirinçlerimizi güzelce yıkayalım. Süzgeçten geçirelim. Daha sonra da tenceremizin içine sıvı yağ alalım. Pirinçlerimizi ilave edelim ve pirinçlerimizi tenceremizin içinde kavuralım. Pirinç pilavınızın tane tane olması için bu kavurma işlemine dikkat etmeniz lazım. Güzel kavrulan pirinçler inanın piştikten sonra tane tane oluyor. Kavurduğumuz pirincimizin içine tereyağımızı katalım arkadaşlar. Daha sonra da tuzumuzu ilave edelim ve tereyağlı pirincimizi tekrardan kavurmaya devam edelim. İyice kavurduğumuz pirincimizin üzerine kaynamış suyumuzu ilave edelim, karıştıralım ve ocağımızın ayarını iyice kısalım ve pilavımızın böyle yavaş yavaş kendini çeke çeke tane tane olana kadar güzelce pişmesini bekleyelim. 1-2 defa pilavı alt üst yapabilirsiniz. Alttaki tereyağı yukarıya gelsin ve yukarıdaki pirinçler kuru kalmasın diye 1-2 defa karıştırabilirsiniz. Sonrasında tekrardan pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Pilavımız demlenirken tas kebabımızı şöyle bir kontrol edelim bakalım. Patateslerimiz pişmiş mi? Bakın harika olmuş.
herkesin evinde yapabileceği harika bir lezzet. Devamlı yaptığım bir tarif, o yüzden videolu olarak da yapıp sizlere tarifimizi sunmak istedim. Şimdi bu muhteşem ikiliyi servis etme zamanı. Tas kebabımızı kasemize alıyoruz. Servis tabağımızın içine de gördüğünüz gibi tane tane olan pirinç pilavımızı, çok seviyorum böyle bol tereyağlı pirinç pilavını, ben çok seviyorum. Ve sıcak sıcak yemeği çok seviyorum. Soğuduktan sonra sevmiyorum pek. Evet, servis tabağımızın içine pilavımızı aktaralım. Pirinç pilavımızı, sonrasında yanına da tas kebabımızı ve salatamızı ilave edip akşam yemeğimizde afiyetle tüketelim. Buyurun, sizler için güzel bir akşam menüsü hazırladım arkadaşlar. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.